sabahlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evim arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Şükür kavuşturana bugün de uyandık. Hamdolsun Rabbimize. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız hamdolsun Rabbime ya. Bugünlerimizi aratmasın Allah. Bizler çok çok iyiyiz. Ne yapalım? Başladık yine sabah kahvaltısına. Mantarlarımı kestim. Sabah kahvaltısında mantar hazırlıyorum arkadaşlar. Mantar pişiriyorum. Kendi suyuyla güzelce pişirdim. Şimdi az bir şey de kavuracağım. Üzerine yumurta, biraz salça baharatlandırıp üzerine dökeceğim. Ve kapağını kapatıp pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Domates salatamız var. Rabbime binlerce kez hamdolsun. Daha ne olsun canlarım benim ya. Beğenin arkadaşlar. Beğeni butonunu patlatın. Yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben bu kahvaltılıklarımı hazırlamaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, ben geldim. Bütün işlerimi yaptım. Niye geldim? Kahve sefası. Ve ekstradan bir tane daha da ilave var. Bakalım kim? Kız kardeşim geldi arkadaşlar. Şimdi onlarla birlikte kahve balkonda kahve keyfi yapacağız dinlenmek için. Ben de yorulmuştum, biraz bir şeyler yaptım. Anneciğim biraz rahatsız arkadaşlar. Bolca dua edin inşallah. Ondan sonracığıma ben kahvelerimi koymaya başlayayım. Balkonda keyif yapalım arkadaşlar. Gerçi keyif yapılacak zaman değil. Hava çok soğuk dışarısı. Dışarıda çok soğuk var. Dün daha güzeldi. 22 derecelerdeydi güzel yalıda. Ama bugün o kadar soğuk ki sanki ocak soğuğu gibi arkadaşlar. Ondan sonracığıma işlerimi yaptım, kahvaltımızı yaptım. Zaten mantarı göstermiştim sizlere arkadaşlar. Çok fazla bir şeyi çekemiyorum çünkü annem birazcık rahatsız, onunla ilgilenmek zorundayım. Ben kahvelerimi doldurdum, balkona doğru gidelim. Şunları şöyle yerleştireyim. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar, güzel kardeşlerim? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hepimize inşallah. Öyle yerleştireyim de balkonda bir keyif yapalım bakalım. Yorgunluk kahvesi içelim. Hadi bakalım. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl işler yapıyorsunuz? Beğenin arkadaşlar. Beğeni butonunu patlatın. Bu sığmadı. Bunu da böyle koyayım. Böyle. Bizde hayat böyle arkadaşlar. Koşturmaca, hep aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Şöyle ben bunları balkona götüreyim. Evet arkadaşlar, öpüyorum sizleri. Bak, yorgunluk kahvesi. Bana afiyet olsun mu? Olsun bakalım. Yorgunluk kahvesi arkadaşlar, ne yapalım işte. Böyle hayat. Denizi göstersene teyzeciğim. Dalgaya bakın arkadaşlar, acayip dalga var. Dışarıda o kadar fırtına var ki güzel yalda, bilmiyorum ya. Kahve içmeye ben devam edeyim. Kardeşim kendini göstermek istemiyor arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Elini göster bari. El salla. Arkadaşlar. Tezgahımın önüne geldim. Acaba neler yapıyorum? Şimdi göstereceğim size. Dün pazar alışverişi yapmıştım. Göstermiştim size ama aldıklarımı gösteremedim. Çünkü biraz annem rahatsızdı. Ondan zamanım olmadı açıkçası. Bugün de çok fazla vloglar çekemedim. Çünkü yine dediğim gibi çok fazla işim vardı. Kız kardeşim geldi. Hatta söylemiştim size, kahve içmiştim. Kahve içmiştik birlikte. Şimdi ben pazardan bir ot aldım arkadaşlar. Bizim Karadeniz dilinde ismi var onun aslında ama ben Türkçesini bilmiyorum bunun arkadaşlar. Böyle ince ince doğradım. Yani şu kadar doğradım. Bunları haşlamaya koydum. Bunlar biraz daha haşlandıktan sonra süzeceğim bunları. Kahvaltıda isterseniz belirli bir şeyde de kullanabilirsiniz. Yemeklerden sonra da yumurtalı yapabilirsiniz. Ama ben kahvaltıda çayın yanında çok seviyorum. Herkes farklı farklı yapabilir. Şimdi nasıl yapacağız? İlk önce soğanımızı kavuracağız güzelce, karamelize olana kadar. Daha sonra haşlamış olduğumuz bunları döküyoruz üzerine. Bununla ikisini bir arada yine tereyağlı falan çok güzel oluyor. Kavuruyorsun üzerine, çok az bir şey de salça da ilave edebilirsin.
yumurtayla birlikte üzerine baharatlandırabilirsin. Hangisini seviyorsan onu da dökebilirsin. Daha sonra yumurtayla birlikte işlevi bitiriyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Kalanı da buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya atıyorum. Canım istediği zaman gerçekten ben bunu çok fazla seviyorum. Tadı çok başka bir güzel ya. Ondan sonra canım istediği zaman çıkartıyorum. Bir iki kilo daha alacağım Allah nasip ederse. Ama benimkiler biraz karardı. İşte annenin rahatsızlığı dolayısıyla hani akşam aslında bir gece kaldı poşetin içerisinde. Ama çok hafif kararmalar olmuş. Kararanları attım tabii çöpe. İyi olanları da böyle haşlıyorum. Canım istediği zaman dolaptan çıkartıyorum. Soğanla birlikte muhteşem bir güzellik oluşuyor kahvaltılarda. Çok seviyorum arkadaşlar. Daha sonra işte yemeklerim var. Yemeklerim, dün akşamdan kalan yemeklerim var. Bir sadece bu akşama yumurtalı salata yapacağım Allah nasip ederse. Bugün çok böyle yemekli bir lok olsun istemedim. Vedamı yediğim arkadaşlar. Anneme, hasta olanlara Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Anneme de acil şifa versin. Çok da kötü değil annem ama hani rahatsız yaşlılığından dolayı. İşte kalp yetmezliği olduğu için ara ara böyle sarsıyor onu. O da beni üzüyor ama ne yapalım, Rabbimden gelene amenna diyoruz. Ondan sonracıma ölenlerimize ben bunları sürekli söylüyorum arkadaşlar ama ne yapalım, söylemek zorundayız. Yani Rabbim ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Benim babama da benim ölmüşlerime de rahmet eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Ben burada veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi özellikle beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Abone olun. Çok çok abone olun. Allah nasip ederse bana güç olmaya çalışın arkadaşlar. Güç olalım birlikte birbirimize inşallah. Çok güzel şeyler olacak ama biraz daha alışayım. Aslında çok güzel şeyler paylaşacağım, konuyu söyleyeceğim. Çok güzel şeyler var ama zamana ihtiyacım var işte. Bu heyecanımı yenebilsem çok şeyler söyleyeceğim sizlere. Allah nasip ederse yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum Allah için. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.